Evet arkadaşlar, şimdi geldik trigonometrik denklemlerden hangisine? Tanjant ve kotanjant. Evet, tanjant ve kotanjantın denklemine geldik arkadaşlar. Tanjantın periyodu kaçtı? Pi'di değil mi? Pi. Onun için zaten bunun bir tane çözüm kümesi vardı. Genel yani gösterimi. Artı K pi diyoruz ve bitiriyoruz. Evet, bitiriyoruz. Hı-hı. Şimdi arkadaşlar öncelikle tanjant x eşittir alfa derse x eşittir alfa artı K pi ya da 180 K diyorum. Aynı mantığı burada da kullanıyorum kotanjantta. X eşittir alfa artı 180 çarpı K. K eleman tam sayı. Şimdi bunu düzenlersek tanjant 2x eşittir kök 3. Evet. Kök 3 hangi açıydı üstad? Tanjant 60 derecelik açı. Tanjant 60. Buradan 2x eşittir 60 artı 180 K. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 30 artı 90 K. Çözüm kümesini bulalım demiş. Genel çözüm kümesi nedir? Budur değil mi? K eleman tam sayı diyeceğiz. Olayı bitireceğiz. Şimdi burada tanjant x artı 10 kotanjant 50 demiş. Buraya ben ne yazabilirim? Burada kotanjant olduğu için kotanjanta göre çözmek istiyorum. Mecbur muyuz kotanjanta göre? Ya mecbursun abi. Kotanjant yazmışım koskoca oraya. Tamam. Hayret. Çöz o zaman istediğin gibi. Kotanjant diyorum arkadaşlar. 90 eksi şu açı. X artı 10. Yani kotanjant 90 eksi x eksi 10 diyorum. Eşittir kotanjant 50. Buradan ne olur? 80 eksi x eşittir 50 artı 180 k. Eksi x eşittir at karşı eksi 30 artı 180 k. Eksiyle çarp x eşittir 30 eksi 180 k olarak genel çözüm ne yapabilirim? Yazabilirim. 30 eksi 180 k yerine 30 artı 180 k da olabilir aslında cevap şıklarında. Aynı şey çünkü. K'ya eksi 1 eksi 2 vereceğine artı yani 1 artı 2 vermiş oluyor. Vereceksin. Evet. Şimdi tanjant 2 alfa eksi tanjant alfa artı pi bölü 4 demiş. Şimdi tanjant nasıl bir fonksiyondu? Tek. Tek fonksiyondu. Yani tanjant eksi alfa eksi tanjant alfa eşittir. O zaman ben bunun yerine üstad tanjant eksi alfa eksi pi bölü 4 yazamaz mıyım? Yazabilir. Yazdı. Tanjant 2 alfa. 2 alfa eşittir eksi alfa eksi pi bölü 4 artı 180 k. Bu da 45 diyelim değil mi ya? 45 derece. Bu tarafı aldım 3 alfa. Eksi 45 artı 180 k. 3'e bölersem alfa eşittir eksi 15 artı 60 k. Çözüm kümesini bulalım demiş. Genel çözüm kümesi nedir? Budur. Peki. Bunun yerine tanjant 40 eksi 2 alfa diyemez miyim? Diyebilirsin. Ne oldu şimdi üstad? Tanjant alfa artı 10 çarpı tanjant 40 eksi 2 alfa eşittir 1 oldu. Ters yaptın. Bunu karşıya atacaktın ya. Ya tamam karıştırma sen. Ben tamam. Devam edeceğim böyle. Evet böyle yapıyoruz. Birkaç zaten. Tane bilgi vermek istiyorum belki. Buyur. Birincisi arkadaşlar 1 bölü kotanjant demek tanjant alfa demekti. İkincisi tanjant alfa neydi? Kotanjant 90 eksi alfa eşitti. Yani ne yapacağım? İster bunun yerine ister bunun yerine ne yapabilirim? Tanjant alfa artı 10 çarpı kotanjant 90 eksi. Bak rakamları bile ona göre vermişim. Artı 2 alfa olacak. Eşittir 1. Şimdi bunun 1 olması için şu açıyla şu açının toplamı ne olması gerekiyordu? Açıların eşit olması gerekiyor. Bunların eşit olması gerekiyordu değil mi? Toplamı değil. Eşit olması gerekiyordu. Kafamı karıştırdın öyle oluyor zaten. Alfa artı 10 eşittir 50 artı 2 alfa. At karşıya eksi 40. At bu tarafa alfa. Alfa eşittir neymiş? Eksi 40 derece. Hadi bakalım. Pozitif kök. Nasıl? En küçük pozitif kök. Ne yapacağım o zaman? Artı 180 k yazmadın ya ondan. Evet. Yazmazsan böyle eksik çıkar hocam. Alfa eşittir ne olur o zaman? 180 eksi 40'tan 140 derece çıkacaktır diyoruz. Peki. Ben kenarda sağlamasını yapayım da bir hata yapmış olmayalım. Vallahi benim de kafamda bir şeyler kaldı orada ama neyse. Biliyorum. Normalde 2 kapi hemen şuradayken pardon. Yok bu kapiyi yazması gerekirdi. Şey. Devam edelim hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar A sinüs x artı B kosinüs x eşittir C demiş. Şimdi bu tip sorularda biz bunlara lineer denklemler diyoruz. Şimdi bu lineer denklemlerde şunu yapacağız arkadaşlar. Amacımız şu olması lazım her zaman. Şimdi ben burada sinüsün katsayısını veya aynı zamanda kosinüsün katsayısını bilindik bir trigonometrik fonksiyonun açı cinsinden yazacağım. Mesela buraya 2 dersem burası 1, 1 bölü 2, 1 bölü 2.
Şimdi buradaki kök 3 bölü 2 neye karşılık gelir üstad? Kosinüs ya da sinüs. Kosinüs 30 olabilir mesela. Evet, kosinüs 30 derece yazalım. Çarpı sinüs x artı buna ne olacak o zaman? Sinüs 30. Sinüs 30 çarpı kosinüs x eşittir kök 3 bölü 2. Hı hı. Şimdi şu ifade neyin açılımı oldu? Sinüs x artı 30'un açılımı oldu. Sinüs x artı 30 eşittir kök 3 bölü 2 demiş. Kök 3 bölü 2 neydi üstad? Sinüs 60'ı. Sinüs 60 dereceydi buradan. X artı 30 eşittir 60 artı 360K ya da X artı 30 eşittir 180 eksi 60 120 artı 360K olacaktı. Hı hı. Attım karşıya X eşittir 30 artı 360K. Attım karşıya ne olur buradan? 120 eksi 30 90 artı 360K olmuş olur. Genel çözümü neymiş o zaman? X eşittir 30 artı 360K. X eşittir 90 artı 360K. Bu ne? Bu ne? Şey. Bu yanlış yazılmış galiba ya. Kök 3 eksi 3. Geçelim o soruyu bence. Evet. Bu yok. Bunu yanlış yazılmış galiba. Fatma soru uyduruyor yani. Fatma diyor bir de bunu çözsünler bakalım. Evet. Deniyor bizi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi geldik. A sinüs x artı b kosinüs x eşittir 0. Lineer'in farklı bir versiyonu. Hı hı. Eşitliğin karşılarının 0 olması homojen deniyor esasında bunu arkadaşlar. Şimdi burada da amacımız şu. Sinüsün katsayısını bilindik bir açı haline getirmeye çalışıyorum. Hı hı. Yani eksi 2'ye böldüm. Az öncekinden farkı ne? Sadece burada bir şey olmayacak o kadar. Evet. Şimdi ne oldu burası o zaman? 1 bölü 2 yerine ne yazalım üstad? Kos 60. Kos 60 çarpı kos x. Eksi sin 60 çarpı sinüs x eşittir 0. Ne olur burası? Kosinüs 60 artı x'in açılımı eşittir 0. Şimdi 0 olan hangisiydi? Sadece 90 derece değil miydi? Hı hı. 90 derece olacak burası. 270 de olabilir ama. 270 de olabilir. Çünkü bize 0 2 pi aralığı demiş. Hı. O zaman yazalım direkt. 90 derece ya da eksi 90 derece. Yani diğer bir de işte. 270 biz derece. Normal kökümüzü yazalım abi. Kosinüs 90 diyelim buraya. Hı hı. 90 artı 360K hı hı. Ya da 60 artı x eşittir. Eksi 90 artı 360K. Buradan x'i karşıya attım. X eşittir 30 artı 360K. Hı hı. Buradan da 60'ı karşıya attım. X eşittir eksi 150 artı 360K. Hı hı. Genel çözüm neymiş? Buymuş. Eğer K'ya 0 verirsek 30. 30. K'ya 1 verirsek 210, başka 210 derece. 0-2 pi aralığında hı hı. 30 ve 210 derece sağlıyormuş diyoruz. Burada ne yapalım? Burada bölü 2, 3 demiş zaten. Şurada 1 var. Bunu direkt karşılatalım mı Üstad? Tanjantını bulacaksın. Evet, burayı tanjant yazalım. Değil mi? Bir de tanjantlı versiyonu var. Aslında burada da aynısını yapabilirdik ama 0 olduğunda bu yöntemde kullanılabiliyor. Şimdi buraya ne? Kök 3 bölü 3 hangisidir? Tanjant 1 bölü 30. Tanjant 30 derece. Tanjant 30'u yazdıktan sonra alfa bölü 2 x diyelim mi? İlk kitapta kafamı kaçırmasın diye. Neyse alfa bölü 2 olarak yazalım ya. O da olur. Sinüs 30 bölü kosinüs 30 değil mi üstad? Hı hı. Çarpı kosinüs alfa bölü 2 hı hı. eşittir 0. Öncelikle bununla bunu çarptım. Kos hı hı. 30. Şuraya yazalım. Kosinüs 30 çarpı sinüs alfa bölü 2 eksi sinüs 30 çarpı kosinüs alfa bölü 2 bölü kosinüs 30 eşittir 0. Bu gidecek zaten işler dışarı yapınca. Yukarısı sinüs. Neyin açılımı? Sinüs alfa bölü 2 eksi 30. Alfa bölü 2 eksi 30 eşittir 0. Hangi açılarda 0'da sinüs? 0 ve 180. 0'da ve 180'de. 0 dersek alfa bölü 2 eşittir 30. Hı hı. Alfa eşittir 60. Alfa bölü 2 eşittir 180 değil mi? Alfa eşittir 360. Alfa eşit... Ya yanlış yazdık. Yok doğru. Özür dilerim. Alfa bölü 2 eksi 30 eşittir 180 diyecektik. Ha, pardon. Alfa bölü 2 eşittir 210. Alfa eşittir 420. Hı hı. Alfa nedir o zaman? 360 çıkartırsam 60 mı diyeceğim? 60 olur eğer 0-2 per onu diyorsa. Evet 60. Yine 60 çıkmış oldu. Bu arada hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Eğer karşı tarafta 0 varsa tanjantını bularak mesela bunu karşı tarafa atıp sin alfa bölü 2 kos alfa bölü 2 eşittir kök 3 bölü 3 tanjanttan veya kotanjanttan gidebilirsiniz. Ama karşı tarafta sabit bir sayı varsa bu yöntemleri uygulamak zorundasınız. Yazayım mı açık bir şekilde bunu ben? Yazayım ya. Neyi? Güzel söyledin esasında. Sinüs alfa bölü 2 eşittir. Kök 3 bölü 3 hı-hı. kosinüs alfa bölü 2. Hı-hı. Buradan ne olacak? Her iki tarafı kosinüs alfa bölü 2'ye bölersem tanjant alfa bölü 2 eşittir. Şurada kök 3 bölü 3'tü değil mi? Hı-hı. Kök 3 bölü 3. Buradan da tanjantın açılımından bulabiliriz.